Motul 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 3. ayak yarışları 2-3 Temmuz tarihlerinde Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından ICRYPEX ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla Tuzla Karting Park'ta organize edildi. 5 ayrı kategoride toplam 53 sporcunun katılımına sahne olan organizasyon kapsamında tüm kategorilerde cumartesi ilk yarışlar, pazar günü de ikinci ve üçüncü yarışlar koşuldu. 3 yarış sonunda 12 sporcunun katıldığı Junior kategoride Dynamic Racing Team'den Emir Tanju ilk sırayı elde ederken hafta sonunu Hakkı Dorum 2. ve Leyla Sulyak da 3. sırada tamamladı. Leyla Sulyak aynı zamanda en hızlı Junior kadın olurken Ayşe Çebi 2. ve Zeynep Büyükpınar da 3. sırada yer aldı. Şimdi bu yarışların önemli anlarını sizlerle paylaşıyoruz. Sporcular asfaltı yenilenen Tuzla Karting Park pistinde bir hafta boyunca antrenman yaptılar. Cumartesi günü resmi antrenmanların ardından sıralama turlarına çıktılar. Sıralamadaki zamanlarına göre birinci yarışta grade'deki yerlerini aldılar. Pol pozisyonundan Emir Tanju start aldı. Leyla Sulyak 2. Ayşe Çebi 3. Hakkı Dorum 4. Yağız Tekşan 5. Burak Çalışkan ise 6. cepten yarışa başladılar. 3. viraj dönülürken tek geçiş hatağını Demir Gökdemir'in yaptığını görüyoruz. Demir Gökdemir geçtiğimiz yarışa dedesinin vefatından dolayı katılamamıştı. Buradan kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu yarışa da fazla antrenman yapamadan katıldı. Önde Emir Tanju'nun liderliği devam ediyor. Leyla Sulyak hemen arkasında. Ayşe Çebi de onları takip ediyor. Bu yarışta kadın sporcuları ilk üçte görüyoruz. 90'lı yıllarda Reyna ve Melisa Tayincioğlu, Melis Çeker en son o yıllarda podyuma çıkan kadın pilotlardı. Şimdi bunu tekrar görmemiz gerçekten çok güzel. Arka tarafta şampiyon pilotun kızı olan Zeynep Çukurova'yı görmekteyiz. Zeynep bu sezon ilk kez spora başladı. Daha önce hiç deneyimi yoktu. Onun bu sezon yarışları antrenman telinde geçiyor. Emir Tanju arayı açmaya başladı. Leyla Sulyak ikincilikteki yerini koruyor. Ancak arkasında Ayşe Çebi, Hakkı Dorum, Yağız Tekşan ve Burak Çalışkan sıkı markajdalar. Emir Tanju yeni sponsoru ICRYPEX ile çok daha hızlı. Bu sezon ICRYPEX motorsporlarına tam destek veriyor. Cem Bölükbaşı'ndan sonra Emir Tanju'ya da sponsor olan ICRYPEX aynı zamanda 2022 motorsporları sezonunun da resmi ana sponsoru oldu. Emir de bu gücü arkasına alarak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı yarışlar yapıyor. Zeynep Çukurova rakibiyle bir temas yaşayınca ön tamponu yere sürtmeye başlamıştı. Pite içeri çağırdıkları için Zeynep içeri girdi ve tampon yerine oturtulduktan sonra tekrar piste geri döndü. Zeynep antrenmanlarda zamanlarını oldukça geliştirdi. Rakiplerine çok yakın zamanlar yaptı. Aynı saniye içerisinde dönüyordu ancak yarış temposuna henüz alışık değil. Belli kilometre yapması gerekiyor. Zeynep Büyükpınar bugün eski yarışlarına göre çok daha tempolu aracını sürüyor. Bu tempo sayesinde rakiplerini şu ana kadar tutmayı başardı. Burak Çalışkan aracının yeni brandingiyle oldukça dikkat çekici oldu. Yeni branding şans getirmiş olsa gerek. İlk yarışta rakipleriyle başa baş mücadele etti. Junior kategoride ilk 6 pilot aynı saniye içerisinde uzun süre turlarını attılar. Hepsi hızlı olduğu için pek geçiş hatağı göremedik. Yağız Tekşan harici hepsinin en az 2 yıl tecrübeleri var. Dolayısıyla hem hızlılar hem de iyi savunma yapıyorlar. Hal böyle olunca da Junior kategori seyri zevkli yarış oluyor. Demir Gökdemir arka tarafta adeta antrenman yapıyor. Yarış eksikliği ve elinin soğuması, aracının da tam istediği gibi çalışmaması onun bugün performansını etkileyen unsurlar oldu. Emir Tanju Zeynep Çukurova'yı geçerek bir tur önüne geçmiş oldu. Ferrari pilotu affedersiniz o başka yarıştı. 99 kart numaralı aracıyla Burak Çalışkan bu bölümde ön grubu bıraktığını görüyoruz. Mekanik bir sorun olabilir, tam bilemiyoruz. Sonunda beklediğimiz atak Hakkı Dorum'dan geldi. İçe girip geç frenaj yaparak Ayşe Çebi'yi geçmeyi başardı. Genç sporcu uzun süre 4. götürdüğü yarışta 3.'lüğe çıktı. Ayşe Çebi yarış öncesi son antrenmanda Demir Öcal ile çarpıştılar. Ayşe Çebi'nin daha önce kırılan kolu lastiklere çarpınca ağırlarını yükseltti. Neyse ki genç sporcu Ali Sururya Akgün'ün babası oradaydı. Acıbadem Hastanesi ortopedi ve travmatoloji profesörü Umut Akgün hemen müdahale ederek Ayşe Çebi'yi yarışa hazır hale getirdi. Ayşe de yarışa çıkarak elinden geleni yaptı. ve damalı bayrak altından ilk sırada Emir Tanju geçti. Yarışın başından beri ikinci sıradaki yerini koruyan Leyla Sulyak ikinci olurken Hakkı Dorum da üçüncü oldu. Ancak yarış sonrası Leyla Sulyak ceza alınca beşinciliğe düştü. Hakkı Dorum ikinci oldu. Son turda yerini kaptıran Ayşe Çebi dördüncü, Yağız Tekşan beşinci olurlarken Burak Çalışkansa altıncı oldu. Kadınlarda Leyla Sulyak birinci, Ayşe Çebi ikinci ve Zeynep Büyükpınar'sa üçüncü oldular. Hemen günün ikinci Junior kategori yarışına geçiyoruz. Ayşe Çebi 3. cepteki yerini aldı. Burak Çalışkan karizmatik aracıyla 6. cepte hazır. Zeynep Çukurova da 2. yarış için yerini aldı. Bu kategorinin en genç sporcusu Demir Gökdemir de hazır. İşte yeşil bayrak sallandı. Formasyon turu başladı. Kırmızı ışığın sönmesiyle ikinci yarış başladı. İlk tur dönülürken herkes yerini korudu. Sporcular birbirlerine çok yakınlar ancak henüz geçiş hata denemesi yok. İşte yarışın ilk atağı Leyla Sulyak'tan geldi. Leyla virajı içten keserek Yağız Tekşan'ı geçti ve dördüncülüğe çıktı. Alt açı kameramız sizin için muhteşem görüntü keyfi sunuyor. Arka tarafta Zeynep Büyükpınar önündeki Demir Gökdemir'i geçti. Burak Çalışkan 6. sıradaki yerini korurken önündeki Yağız Tekşan'a da yaklaşmaya başladı. Leyla Sulyak 5. virajda geç frenaj yaparak Ayşe Çebi'yi geçti. Leyla bu sezon yükselen grafiğini devam ettiriyor. Programımızın yayınlandığı şu saatlerde ise İtalya'da özel bir kupada yarışıyor. Ayşe Çebi Tuzla pistinin favori pisti olmadığını, hatta pek sevmediğini yarış öncesi bize söylemişti. Pistin zemini sürüş tarzına uymadığından ve pistin engebeli olduğundan söz etmişti. Ayşe favori olmadığı pistte ağrısı olmasına rağmen başarılı işler yapıyor. Yarışın son 3 turu dönülürken Emir Tanju açık ara önde lider durumda. Zeynep Çukurova bu yarış temposunu arttırdı. Antrenmanlardaki zamanlarına yaklaştı. Daha iyisini yapmak için mücadeleye devam ediyor. Leyla, Ayşe ve Yağız arasında sıkı bir mücadele yaşanıyor. Üç sporcu da birbirlerini hataya zorluyorlar. Leyla savunuyor, Ayşe saldırıyor. Yağız ise onların hata yapmasını bekliyor. Emir Tanju zaman farkını 4 saniyeye çıkarttı. Hakkı Dorum bu kez işleri şansa bırakmadı ve yarışın başından itibaren full konsantrasyon sağlayarak o da aradaki zamanı açtı ve ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Zeynep Çukurova geçilmemek için gazlıyor ancak arkasından 3 hızlı silahşör yaklaşmak üzere. Ve damalı bayrak altından Emir Tanju bir kez daha ilk sırada geçerek doble yaptı. Emir puanını 40 yaparak büyük avantaj yakaladı. Hakkı Dorum iyi performansının karşılığını ikincilikte aldı. Leyla Sulyak 3. olurken son turda Ayşe Çebi'yi geçen Yağız Tekşan 4. oldu. Ayşe Çebi bir kez daha son turda geçilerek 5. oldu. Burak Çalışkan ise bir 6.'lık daha yaptı. Zeynep Çukurova hedefine ulaştı. Damalı bayrak altından geçtiğinde tur bindiren başka kimsenin olmamasından mutlu oldu. Demir Gökdemir yarış sonrası aracının gitmediğinden şikayetçiydi. Performanslı çalışmayan aracıyla pistin keyfini çıkartmaya çalıştı. Junior kategorinin son yarışı için sporcular bir kez daha piste çıkarak griddeki yerlerini aldılar. Işıklar söndü ve günün son yarışı başladı. Emir Tanju ilk viraja lider girdi. Hakkı Dorum 2. Leyla Sulyak 3. Yağız Tekşan 4. Ayşe Çebi 5. Burak Çalışkan 6. sırada döndüler. Zeynep Çukurova iyi start aldı, önündeki iki rakibini geçmeyi başardı. 28 kart numaralı Yağız Topal'la sıkı bir mücadele içerisine girdi. Zeynep Büyükpınar önündeki iki rakibine baskı uyguluyor. Bugün Zeynep de iyi mücadele ediyor. Hakkı Dorum rahat bir ikincilik sürdürüyor. Burak Çalışkan son yarışta tempoyu yükseltti. Önündeki Ayşe Çebi'yi hataya zorluyor. Hakkı çok rahat. Leyla 3. Yağız 4. Ayşe 5. ve Burak 6. olarak yarışı sürdürüyorlar. Demir Gökdemir aracının ve pistin keyfini çıkartmaya çalışıyor. Sezona iyi başlamıştı. Oldukça rekabetçiydi. Ancak hem ara vermesi hem de aracının hıçkırması onu bu ayakta potaya sokmadı. Burak Çalışkan Ayşe Çebi'nin tamponuna adeta yapıştı. Son tur dönülürken acaba geçiş yapacak mı? İşte damalı bayrak sallanıyor ve Emir Tanju bu yarışı da kazanarak 60 tam puana ulaştı ve 3. ayak yarışlarının galibi oldu. Hakkı Dorum da en iyi 2. puanının sahibi olarak haftayı 2.likle kapattı. Leyla Sulyak bu yarışta 3.lük alarak toplam 41 puana ulaştı ve podyumun 3. basamağına çıkmayı hak etti. Yağız Tekşan 4. Ayşe Çebi 5. ve Burak Çalışkan 6. oldular. Kadınlarda Leyla Sulyak 3. ayak birincisi olurken Ayşe Çebi 2. ve Zeynep Büyükpınar ise 3. oldu. Demir Gökdemir için keyifsiz geçen bu yarıştan sonra karting'e ara verme kararı aldılar. Demir Gökdemir yaz döneminde surf ve kickboksa ağırlık vermeyi planladığını söyledi. Biz de Demir Gökdemir'e spor hayatında başarılar diliyoruz. Yarış sonrası sporcularla görüştük. Bence asfalt gayet güzel. Tempomu beğendim. İlk yarışlarda biraz stres oldum. Niye bilmiyorum, ben de anlamadım ama herhalde deplasmanda değildik. Büyük ihtimal ondan dolayı. Birazcık stresliydi. Bugün biraz daha az stres yaptım. Son yarışlarda biraz daha pace kullanmadan yaptım. Güzel geçti. Eğlenceliydi. Yarış hafta sonunda ilk antrenmanla böyle hızlıydım yine. Sonra işte sıralama turlarında 2. geldim. İlk yarış 2 başlayıp 2 bitirdim ama maalesef gridden çıktığım için 3 saniye ceza verdiler. O yüzden 5.liğe geriledim. Sonra 2. yarış 5. başlayıp 3.liğe tırmandım. 3. yarışta da 3 başlayıp 3 bitirdim. Yani körfezli hızlıyım zaten. Yani bilmiyorum, elimden gelen her şeyi yapacağım. Tuzla yarışından önce ben şase değiştirdim. Tonykart'a geçtim. Ama işte hata mıydı onu tam kestiremiyorum. Ama 1. yarış o kadar da kötü geçmedi. 4. bitirdim yarışı ama Leyla ceza alınca 3 bitirdim. 2. yarışta arabamla yine kayma problemi olduğu için 3 başlayıp 5 bitirdim. Son yarış Leyla, ben ve Yağız aynı puandaydık. Önde bitiren podyuma çıkacaktı. Ben 4 başladım ama balaklavam gözümün önüne geldiği için normal yarışamadım yani. Ama o kadar da kötü değildi yani. 5. yine bitirdim. Bu hafta sonu benim için o kadar da güzel geçmedi ama ortalamaydı yani. Hızlıydım ama qualifying'de yavaş olduğum için arkada kaldım. Aslında hepsinde hızlıydım. 3'te daha iyiydim ama. Özel abi yandan yapıyordu, arkam boş falan yapıyordu. Beni rahatlattı biraz. Ben daha hızlı tur attım. Bir de yeni sponsorlarınız var mı? Yok, sponsor yok. Bunu keyfi. Aslında para vermeleri gerekiyor Ray-Ban. Ne bileyim Shell var. Bunların para vermesi gerek ama beleş yapıyorum. Beleş. Hoşuma gittiği için. Gönül işi. Aslında Ferrari de tutmuyorum ama güzel diye. Pist yenilediler, eski hali daha iyiydi. Çünkü bir yerde rampa olmuş, oradan araçlar durmadan zıplıyor. Yok ama hep yarışlarda kaburgam ağrıyor ondan dolayı. Dün güzel geçti. 3. yarışta arabam yürümedi. Kaldı start verildikten sonra. Gaza bastım. Büyük ihtimalle karbüratör suyu çok ısındı. Yağlama yaptı. Bu hafta sonu bazı aksaklıklar yaşadım. İlk yarışta tamponda gideyim derken biraz sert çarptım. Ön tamponum çıktığı için içeri girmek zorunda kaldım. 2. yarışta güzel start alamadım. O yüzden pek iyi değildi. 3. yarışta arkamda birisiyle gidiyordum. Startta bayağı iyi kalkmıştım. Sonra saçım dışarı çıktı. O yüzden yine içeri girmek girmek zorunda kaldığımdan dolayı sonuncu oldum. Hem tampona gitmeyi biraz tecrübe ettim, hem de atak, savunma yapmayı falan tecrübe ettim. O yüzden iyi bir yarıştı benim için genel anlamda. Evet, junior kategori üçüncüsü Leyla Sulyak'ı. İkinci Hakkı Dorum. Kadınlarla. Üçüncü Zeynep Büyükpınar.